olsun Ömer sen. Yemin ederim ne yaptın, ne ettin, kızı kaçırdın ya. Bir de yürüyüş yapacak diyorsun. Ben nereden bileyim ya bavulunu almış. O arada beni Reji aradı. Onlarla konuşurken fıymış yani. Reji ne be? Ya bizim dizimizi işler işte ekip. Ay Mert ya. O değil de şimdi Cihan gelince ne olacak? Sen nereden biliyorsun Cihan'ın geleceğini ya? Ne demek nereden biliyorsun? Asıl sen nereden biliyordun? Ben dayanamadım, aradım, çağırdım Cihan'ı. Ne diyorsun kızım sen? Sizden sabah kahvaltı hazırlarken ben mesaj attım ona. Asma Mert ya. Ben Cihan'ı aradım da mesajdan falan haberi yoktu. Allah Allah, ne oluyor ya? Abla bağırmasana, adam duyacak. Duysun efendim. Duysun, kim duyuyorsa duysun. Ablacığım ben ister miydim başa dönmek? Dönmek zorunda kaldım, ne yapayım? Gitmek zorundayım. Cihan'ı peşimden sürükleyemem, o bu haldeyken olmaz. Ne varmış senin kocanın durumunda canım? Ne varmış? Abla tamam, lütfen soru sorma ya. Yardımına ihtiyacım var. Köşke gidip pasaportumu alman lazım. Ne? Aklını mı kaçırdın sen? Ben köşke gideceğim. Ya bir de yetmiyormuş gibi ortalığı karıştırıp pasaportunu bulacağım, öyle mi? Hayır, orayı burayı karıştırmayacaksın. Gülfem'den isteyeceksin pasaportumu, o da sana seve seve verecek. Abla, lütfen yalvartma beni. Yalvarırsan yalvar. Sen aklını kaçırmışsın kızım. Ya ne kocanı düşünüyorsun, ne karnındakini. Ya kendini bile düşünmüyorsun sen ya. Ya ben pasaport için parmağımı bile kıpırdatmam, anladın mı? Ablacığım lütfen. Lütfen bak, Kabataş iskelesinde buluşuruz seninle, tamam mı? Senden pasaportumu alırım. Alo. Abla. Hayırdır, yolculuk mu ne? Evet. Eğer dilinin tutulması geçtiyse konuş artık. Nereye kaçıyordun? Ve tabii neden? Yeni yalanlarından biri olabilir mi acaba? Ya da karnındaki bebeği beni cezalandırmak için kullanacağın son an mı? Sen nasıl buldun beni? Senin nasıl bulduğumun hiçbir önemi yok. Senden ne istediğim önemli Gülrüm. Sen benden hiçbir şey isteyemezsin. Bak, eğer bu kafayla gidersen başına neler geleceğini çok iyi biliyorsun bence. Benden bu bebeği kaçırırsan benim olanı isterim ve alırım Gülrüm. Bende sana ait olan hiçbir şey yok. Seni yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladım. Bu ne demek biliyor musun? Artık o babalık testi yapıldı demek. Sen benim soruma evet dedin. O bebek benim. Ben o bebeğin babasıyım Gülrüm. Gülrüm neredesin? Aç şu telefonu. Aç. Duygu Mert, Gülrüm nerede? Nerede? Şimdi şöyle. Babaya gitsin. Babaya koş. Rezil olacağımız kadar olduk zaten Gülrüm. İnan ki bundan sonrası benim umurumda bile değil. Ben istediğim cevabı senin ağzından alana kadar bu işin peşini bırakmam. Sonuna kadar zorlarım ve ben istediğimi aldığımda da kaybetmiş sen olursun. Senin tek derdin beni korkutmak. Boş konuşuyorsun Ömer. Ben evliyim ve bebeğimin babası da kocam. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Cihan! Ömer! Cihan! Bırak karımı! Cihan! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Cihan bir dur, böyle olmaz! Cihan! Bu iş böyle olmak zorunda değildi. Bu işi bu hale siz getirdiniz. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun? Ben kaç kere söyledim ben sana karımı rahat bırak diye. Demedin mi? Demedin mi? Karının yurt dışına kaçacağından da haberin var mıydı? Var mıydı? Az önce telefonda ablasına yalvarıyordu. Pasaportunu getirsin diye yalvarıyordu ablasına. Yine yaptığı en iyi şeyi yapıyordu Gülrüm. Seni kullanıyor. Beni cezalandırmak için Gülrüm seni kullanıyor. Hala anlamadın mı? Anlamadın mı? Aç şu gözünü Cihan artık. Aç. Ve kimin çocuğuna, ne uğruna babalık yapmak istediğine bir bak. Öldüreceğim lan seni. Ne diyorsun sen? Ya yeter ya. Delirdiniz mi siz? Kız hamile. Cihan bir dur, böyle olmaz. Dur. Bak. Tekrar söylüyorum. Eğer herkes aklını başına alırsa, eğer herkes dürüst olursa hala bir şeyler değişebilir. Hamile. 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 Tamam. Al karını git oğlum.
Daha ilk günden gözüm tutmamıştı lan seni doktor. Özür dilerim. Daha sakin kalmalıydın Ömer. Ha, bu kızla kavga ederek hiçbir yere varamayacağını bilmiyor musun sen? Gülfem, Gülru yurt dışına kaçma planları yapıyor diyorum sana. Sen neden bahsediyorsun? Ay bırak, devam etsin. Elimizi güçlendiriyor işte. Ya tamam, bak onlar eve geldiğinde ben seni arayıp haber veririm. Dün geceki fiyaskondan sonra bana haber vermeye zahmet bile etmeyip buraya gelmene inanamıyorum. Çık dışarı. Benim başka programlarım var. Tabii ki vardır. Bu entrikalar rezidansı sipahi köşkünde. Mutlaka başka işlerim vardır. Ama bir konuda anlaşalım Gülfem. Dün geceki fiyasko tamamen sana ait. Bana bak, eğer ben seni hala basın danışmanım olarak hayatımda tutuyorsam bu bizim hukukumuz yüzündendir Cücü. Aynısının laciverti Gülfem. Sana rağmen ben hala seni kurtarmaya çalışıyorsam bu bizim hukukumuz yüzündendir. Kurtarmakmış. Sen resmen beni o hasta egonun önüne attın ya. Sattın beni sen. Hadi be, satmışmış. Ne dedi o manyak? Ne dedi? Evet, bir çeşit reklam konkuruymuş. Gülfem Sipahi bütün diğer modacılar gibi Vega'nın sınavından geçecekmiş. Yok ya. E ne var? Ben moda dünyasına imzamı attığımda ortada Vega'nın V'si bile yoktu. Kaç Vega gördü Gülfem Sipahi? Ne Vega'lar geldi geçti de ben hala buradayım. Kendini kral sanan bir çizgi film karakteriyle uğraşacak vaktim yok benim. Ay sen bu adama hiç katlanamıyorsun değil mi Gülfem? Evet. Neden, ben sana söyleyeyim mi? Çünkü aslında sen bu mendebur aslan krala baktığın zaman aynaya bakıyormuşsun gibi oluyor. Kral kraliçe, ha? Siz ikiniz sidik yarışı yapan iki ruh eşinden başka bir halt değilsiniz Gülfem. Ruh eşi. Evet. Ha, sen bir çeşit sürmenaj geçiriyor olmalısın. Sensin bir çeşit sürmenaj geçiriyor olmalısın. Aynı kibir, aynı yıkılmaz duvarlar, aynı nobranlık. Bu zavallı cücü de iki nobranın arasında helak olsun, helak. Üstüme başımı yırtıp köşkün odalarında çırılçıplak dolaşacağım Gülfem. Mesude, kahvemi yeniler misin lütfen? Tabii. Hemen. Aa Mert. Pardon? Ay pardon Tibet Bey, ben öyle görünce birden heyecanlandım. Mert bizim mahallenin çocuğu. Ya iyi tanırım da. Ya daha önce çevresi bu kadar geniş bir yardımcı hiç olmamıştı açıkçası. Ya. Sormayın. Kardeşim sağ olsun çevremizi genişletti. Ha. Uyuyan Gürru. Gürru. Ya Gürru. Ya siz de gazetelerde görmüşsünüzdür. Aslında biz hiç gazetelere düşecek bir aile değiliz. Ama... Demek kardeşim bozdu sizi. Aslında çok iyi bir insandır. İnanın. Ne olur. Mesude, ne yapıyorsun sen? Kusura bakmayın. Özür dilerim benim. Mesude, lütfen gidip yüzünü falan yıkar mısın? Bir daha da sakın burada ağlama. Tamam, kusura bakmayın, özür dilerim. Gözyaşları. Panik oldum. Mantıklı düşünemedim. Amacım sen...